Normalde dışarıdan öğrenci yasak. Burada çocukları burada gösterilir. Yani bulunduğumuz sitenin içerisindeki okulda bir taciz olayı söz konusu. Yaklaşık 9 ay önce vuku bulmuş bir olay. Fakat üzeri örtülmüş, bütün velilerden gizlenmiş, siteden gizlenmiş bir olay. Benim de geçen sene oğlum bu okulda okuyordu. Ve biz bundan çok büyük rahatsızlık duyduk. Nasıl ortaya çıktı? Şöyle ortaya çıktı. Tacize uğrayan çocuğumuzun velisi biraz geç kalıyor şikayette açıkçası. Sonrasında da delil yetersizliğinden bu adamın dışarı çıkması söz konusu oluyor yani. Böyle bir şey gündeme geliyor. Çünkü ayın 20'sinde mahkeme var. Ellerinde deliller var. Fakat veli diyor ki belki başka çocuklara da bu yapılmıştır. Hani bunu ortaya çıkartalım. Hiç olmazsa diye. Site halkına bizim bir sosyal medya grubumuz var. Oradan bunu bu şekilde yayınlıyorlar. Hani biz buna destek olalım diye açıkçası. Arkalarında duralım. Niye? Çünkü bu olay hani burada kalan bir şey değil. Yarın öbür gün bizim çocuklarımıza da aynı şey yapılabilir. Buna dikkat çekme amaçlı biz de bugün gelip müdür beyle konuşmak istedik açıkçası. Fakat müdür bey çok efsane rahat bir şekilde bize sanki olay hiç olmamış, okulda hiç böyle bir şey cereyan etmemişçesine bir tavırla sorularımızı yanıtsız bıraktı maalesef ki. Mağdur çocuk kız mı erkek mi, kaç yaşında? Kız çocuğu 5 yaşında çocuğumuz. Siz de bilmiyorum hani çocuk sahibi misiniz ama 5 yaşındaki bir çocuk yalan söyleyemez. Yalan söylemez, böyle bir yalan söyleyemez. En azından bu saç çekme değil, oyuncak kırma değil. Bakın bir eylem var burada yapılan. Ve yani rapor var. Çocuğun psikolojik hani pedagoglar eşliğinde alınmış raporları da mevcut. Biz hani veliden duyduklarımızı söylüyoruz tabii ki. Artı şöyle de bir durum var. Hademelerin İşkur aracılığıyla bizim okulumuza geldiği söyleniliyor. Anaokulu seviyesinde zaten bizim de anlatmak istediğimiz bu. Bu çocuk daha henüz yalan söyleme yetilerinde bir çocuk değil. O yaşta değil. Hepimiz çocuk büyüttük. Hepimiz bunu biliyoruz. Bizi izleyenler de zaten benimle aynı fikirde olacaktır. 5 yaşındaki bir çocuk istismar edildim diye yalan söyleyemez. Zaten çok tesadüfi bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben size ortaya çıkma şeklini de anlatayım. Anne ile çocuk pazara gidiyor. Pazara giderken kucağına oturuyor annesini. Sonra gayri ihtiyari çocuk da diyor ki okulda şu amca var. O da beni böyle kucağına alıp seviyor. Onun üzerine zaten nasıl seviyor diyerek bu olay ortaya çıkıyor. Birden fazla yaşandı. Tamam. Yani birden fazla yapmış bir de bu eylemi. Bir kere de kalmamış ayrıca. Tamam. Bir kereyle kalmamış bir olay. Tamam. Lütfen uzun uzun yayınlayın. Çok rica ediyorum. Lütfen uzun.